Emek Özgürlük İttifakı aslında Türkiye'nin geleceği açısından büyük bir sorumlulukla, tarihi bir sorumluluk taşıyarak aday çıkartmayacağını açıkladı. Çünkü özellikle deprem felaketinden sonra bu kararın alınmasında büyük rol oynadı. Yani tek adam rejiminin, halkı enkaz altında bırakan tek adam rejiminin def edilmesi daha da önem kazandı. Bu amaçla Emek Özgürlük İttifakı da ayrı aday çıkartmaktan vazgeçti. Bu konuda sorumluluk alarak vazgeçti. Ama bu şu anlama gelmiyor. Gerek Emek Özgürlük İttifakı, Türkiye'de demokrasinin güvencesi, yani bütün kesimler açısından, bütün ezilen kesimler açısından Türkiye'de demokrasinin güvencesi, bu taleplerimizden vazgeçtiğimiz dip olarak da söylüyorum bunu, demokrasi için Birlik'te bu ülkenin demokratikleşmesi için mücadele etmekten, taleplerimizden vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. Mücadelenin daha da büyüyerek süreceği anlamına geliyor. Yani tek adam rejimini ortadan kaldırdıktan sonra, saray rejimini ortadan kaldırdıktan, yıktıktan sonra demokratik, adil, eşit, özgür, barış içinde bir ülke kurmak için mücadeleye devam edeceğiz. Bu anlamda Emek Özgürlük İttifakı'nın mecliste yüksek temsili çok büyük önem taşıyor. CHP altılı masa içinde görece daha demokratik taleplere sahip çıkan, işte neoliberalizme karşı zaman zaman tavır alan bir düzen partisi. Ama altılı masa içinde önemli bir rol oynuyor. Hem masanın kurucusu CHP. CHP'nin aslında ve genel olarak altılı masanın kendilerine verilen bu desteğin, hakikaten bu büyük bir fedakarlıktır aynı zamanda. Bu desteğin ülkenin değişimi için verildiğini, yani meselenin sadece tek adam rejimini göndermek olmadığını, bu ülkenin demokratikleşmesi için bu taleplerin onların da arkasında, eğer gerçekten bir demokrasi niyetleri varsa arkasında durması gerektiğini söyleyebilirim.